Bu senin neşeni yerine getirir. Küçükken en sevdiğin şeydi. Bak ne kadar güzel çalıyor Betiş'cim. Tahmin ediyorum ki bebeğini kaybetmek çok acı verici bir şey ama ne olur kendini bu kadar savma. Ne yaparsanız yapın. Ben bugün kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Peki o zaman. Bir de bunu deneyelim. Tara! Peri sahili. Bak senin gitmeyi en çok sevdiğin yerlerden biri burasıydı. Küçükken orada kumdan kaleler yapardık. Çok da güzel vakit geçirirdik. İstersen ailece toplanıp bir çırpıda oraya gidebiliriz. Anneciğim. Edacığım, kendinizi boşuna yoruyorsunuz. Benim canım bunların hiçbirini yapmak istemiyor. Biz de çok üzülüyoruz. Ve seni mutlu etmek için de elimizden... Biliyorum, biliyorum. Uzun zamandır ilk defa beni Sadık'tan ayırmak için değil de... beni mutlu etmek için sihir yapıyorsunuz. Ama anne, ben o peri bebeği gerçekten çok istiyordum. Ne güzel bir peri bebeğimiz olacaktı. Acaba o peri olduğu için mi bir aylıkken... Hayır Betüş'cüm. Bir bebek peri bile olsa bir aylıkken yaşayamazdı. Hem bu senin sağlığın içinde tehlike oluşturuyordu, biliyorsun. Yine de küçücük, sihirler yapan, yaramaz bir bebeğim olmasını çok isterdim. Ne oldu? Eda! Ay şu evdeki yaramaz peri. Neler oluyor, bana da söylesenize. Ay telaştan unuttum. Ne oldu biliyor musun? Bu sabaha karşı kapının önünde böyle 4-5 yaşlarında bir peri kızı buldum. Ya haylaz mahlaz sorma. Güzel kızım, hadi söyle bakayım, adın ne senin ha? Annen baban kim? Nerede oturuyorsun ha? Yok şekerim, yok. Kayıp Periler Bürosu'nda da bu kızla ilgili bir bilgi yok. Allah Allah, bir şey de söylemiyor ki. Nereden anlayacağız? Kimin nesi bu kız? Hayatım. Benim güzel kızım. Bak güzelim, sen bize aileni bulmamız için yardımcı olur musun? Olur musun? Bu sihirli küreden bize evini gösterebilir misin? Hay Allah. Of. Dikkat, dikkat. Dikkat, dikkat. Peri alarmı. Peri alarmı. Bütün perilerin dikkatine. Bütün perilerin dikkatine. Bu gece yarısı 5 yaşında uzun kızıl saçlı bir peri kızı peri esirgeme kurumundan kaçmıştır. İsmi Çilek'tir. Sakın bu bizim kız olmasın. Bütün peri güvenlik görevlileri onu aramaktadır. Görenlerin veya yerini bilenlerin peri esirgeme kurumuna haber vermeleri önemli rica olunur. 5 yaşında uzun kızıl saçlı. Üstelik de gece yarısı kaybolmuş. Bu sen misin kızım? Ha? Çilek mi senin adın? Yok yok, bu Çilek bizim kapıda bulduğumuz o küçük kız. Tarife tıpatıp uyuyor. Ah canım, bak kimsesi de yokmuş. Ah Betüş, görsen öyle tatlı. Öyle tatlı ki. Aklından bile geçirme. Ya anneciğim, onu biz evlat edinsek ne olur, hem çok şeker bir şey. Delirdin mi sen? Seni ve Betüş'ü büyütene kadar canım çıktı. Gelmişim 450 yaşına. Bu yaştan sonra çocukla mı uğraşacağım? Anne, hadi hemen şatoya gidelim. Ben bu Çile'yi görmeyi çok istiyorum. Unuttunuz mu, ben evlenmeden önce kimsesiz çocuk perileri koruma perisiydim. Ha, onu unutmuşuz. Belki Çile'ye de yardım edebilirim. Hadi hadi kalkın, ben hemen giyineyim gidelim. Sen neden konuşmuyorsun bir tanem? Ha? Oradan neden kaçtın? Niçin bize anlatmıyorsun? Dilsiz misin kızım? Bari o kadar canı söyle. Canı konuşmak istemiyor herhalde. İnatçı bir şey ama çok şeker. Gerçekten çok şekersin ama seni hemen götürmem gerek. Perihan, bu kız gitmek istemiyor. İstemiyor ama herkes onu arıyor şekerim, olmaz. Ah! Ah! Nereye kayboldu bu? Arkanda. Ah! Gel, gel.
Aa, gene gitti şekerim. Senden kaçıyor baksana, oraya geri dönmek istemiyor. E ne yapacağız şimdi? Ben ne bileyim, kendin ara bul, baş peri sensin. Aa, çocuklar böyle aç acına durulmaz ki, birazcık olsun yiyin bari. İstemiyoruz Firuze abla. Betüş yukarıda üzgünken biz burada yemek yemeyiz. Firuze abla, sence Betüş'e Ceren'le benim sevgim yeter mi? Bize o doğurmadı ama biz de onun çocukları sayılırız. Hem artık biz de onu annemiz gibi görüyoruz. Çocuklar, bence bunu ona söyleyin. Duyduğunda dünyalar onun olacaktır. Ah, Betüş Hanım nereye? Ben sonra anlatırım Firuze'cim. Sağdan söyle, annemleri uğrayıp hemen döneceğim. Hadi. Oh, size afiyet olsun. Güzel güzel yiyin yemeğiniz bakalım. Ne oldu şimdi? Bilmem ama Betüş bana biraz daha iyi gibi geldi. Biz de yemeğimizi yiyelim bari. Yiyelim. Çilek, hayatım neredesin? Gel, gel, söz veriyorum seni peri esirgeme kurumuna geri götürmeyeceğim. Gel. Ah, siz miydiniz? Betüş. Kızım sen niye geldin hasta hasta? Yok babacığım, merak etmeyin, ben iyiyim. Perihan teyze, hani nerede Çilek? Ay biz de bilmiyoruz. Siz peri alarmını aldınız mı? Onu peri esirgeme kurumuna geri götüreyim dedim, gitmek istemiyor. Kaçıp saklanıp geri geliyor. Demek ki orada çok mutsuz. Ay düşünsenize, orada yüzlerce annesiz babasız çocuk var. Belki de Çilek kendine bir aile bulma ümidiyle kaçıp geliyordur. Betüş bir dakika. Sen eskiden... Tabii ya, Betüş kimsesiz çocukların perisiydi. Çilek'in esirgeme kurumuna dönmesini sen sağlayabilirsin. İşte geldi bıcırık. Demek Çilek sensin. Merhaba. Merhaba. Aa, konuştu. Gel bakalım, hoppa. Çilekciğim, neden kaçtın yuvadan, bize de anlatır mısın? Kimsesiz olmaktan sıkıldım artık. Peki yuvaya en yakın ev burası diye mi buraya geldin? Çilekciğim, senin annen baban kim? Seni ne zaman bırakmışlar oraya? Ben çok küçükken babam ölmüş. O bir faniymiş. Annem başka bir periyle evlenmiş. Peri beni istemiş, dövmüş, kötü kötü şeyler yapmış. Annem de beni korumak için yuvaya bırakmış. Bir daha da hiç arayıp sormamış. Ah tatlım canım benim. Canım. Ay, yaramaz maramaz ama bırakılır mı böyle çocuk canım? Ay sorma anne ya. Küçük yaşta başına neler gelmiş zavallının. Canım benim, yerim ben seni ya. Benim anlamadığım niye bizimle değil de sadece Betüş'le konuşuyor? Aa, sahi neden Çilek? Çünkü bir gün üvey babam bana çok kızıp ceza sihiri yapmış. Demiş ki bu kız sadece bir kişiyle konuşabilir. Ben ilk defa seninle konuşuyorum. Ay. Peki Perihan teyze, sen bu sihri bozamaz mısın? Bunlar ancak yapanın bozacağı sihirlerdir. Tıpkı annenin babana yaptığı gibi. Maalesef. Perihan teyze, ne olur bana yardım et. Peri esirgeme kurumuna gidip onlara Çilek'in benimle olduğunu söyler misin? Hem sen periler heyetinin başkanısın. Görevliler de beni eskiden beri tanır. Ne olur onlara Çilek'in bütün sorumluluğunun bana ait olduğunu söyle. Ayrıca ailesi hakkında ne biliyorlarsa hepsini bana ulaştırsınlar. Sen hiç merak etme, ben hemen hallederim güzelim. Çilekciğim, sana söz veriyorum, bir daha o yuvaya geri dönmeyeceksin. Bir çocuğu bile kurtarmak benim hala görevim. Ben bugün bebeğimi kaybettim. Ve çok ama çok üzüldüm. Ama şimdi anlıyorum ki dünyaya yeni bir bebek getirmek kadar senin durumunda olanlara yardım etmek de önemli. Ah canım, yufka yürekli kızım benim. Yoksa ona evlat mı edineceksin? Önce ailesini bulmaya çalışacağım tabii. Bulamazsam bilmiyorum, bakarız. Çilek, hadi o güne kadar bizimle kalacağına eve haber verelim ha? Hadi bakalım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.
hayat renkli.